Herkese selam, Serdar Başkan ben. Bu videoda asma kilit açma tekniklerini test edeceğim. Şunu baştan söylemek istiyorum. Benim böyle hayata dokunan, doğrudan güvendiğimizde cebimizden çıkan paralarla ilgili videolarım daha çok izleniyor. Buna dikkat ettim ve bu tür videolara ağırlık vermeye karar verdim. Mesela geçenlerde kullandığım asma kilitlerden birinin anahtarını kaybetmişim ve açmam gereken de bir yer vardı. Orayı açmak için kilidi mahvetmek zorunda kaldım. Çekişle vurdum, murçla kanırttım, matkapla deldim. En son açıltaçlama makinesiyle kestim ve öyle şey yaptım. Ve kilit şu an 75 lira yenisi arkadaşlar. Ve bu beni biraz üzdü. Test edeceğim ilk yöntem arkadaşlar. Kilidi çekişle vurarak açma yöntemi. İnanılmaz görünüyor. Bununla ilgili bir sürü video izledim. Bir tanesini hemen göstereyim size şurada yanda. Abi var bir tane. Görüyorsunuz her zaman olduğu gibi muhtemelen abi. Cinsiyetçi de olmaya gerek yok değil mi? Abiye benziyor. Kilidi alıyor yanına, çekişle tak diye koyduğunda açılıyor. Hatta teyit etmek için yanında bir tane daha var. Ona da vuruyor. O da açılıyor. Bakalım ben bunu yapabilecek miyim? Nalbur'a gittiğimde videodaki arkadaşın kullandığına benzer kilitler aldım. Bakın böyle döküm çelikten. Bu arada arkadaşlar birkaç video önce bir asma kilidi aside atarak açabilir miyiz diye test etmiştim. Onun da linkini şuraya bırakayım. İzleyin, mutlaka açılıyor. Asit kilidi tamamen mahvediyor. Şimdi göstereyim, bu çalışır durumda bir kilidimiz. Şurada bir dili var. Çekişle vurduğunuzda bu dilin hareket ettiğini, şık diye bunun açıldığını söylüyor videodaki arkadaş. Şimdi bunu kapattım ve bir tane şimdi şurasından vuracağım. Bu kadar kolay beklemiyordum. Bu kadar kolay olacağını gerçekten beklemiyordum. Lütfen arkadaşlar bak, bu videoyu izleyen arkadaşlarım arasında mutlaka abi hırsıza yol gösterdin, iyi oldu falan, başkan hırsıza yol gösteriyorsun diyenleriniz olabilir. Ama şöyle bir durum arkadaşlar, ben kimsenin beni izleyip hırsızlık kariyerine adım atacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey var, bir deneyim askerlik şeyi paylaşımı olarak düşünün bunu. Ben askerliğimi cezaevinde yaptım ve orada bu tür suçlularla sık sık diyalog kurmak, hikayelerini dinlemek zorunda kaldım. Kendi aralarında konuşurlarken falan duydum. Şöyle söyleyeyim, onların bildiği yolun yöntemin haddi hesabı yok. Zaten işlerine son derece hakimler. Yani benden herhalde kilit açmayı öğrenmek zorunda kalmazlar. Yeşimcim yalnız hikayeyi gördüm, şak diye açtı. Evet. Bir daha bir deneyebilir miyim, açılacak mı diye. Bu arada arkadaşlar gerçekten kilit üzerine hiçbir oynama vesaire yapmadım. Ben o arkadaşın, az önce videosunu izlediğimiz arkadaşın kilitlerin dillerini modifiye ettiğini düşünüyordum şahsen ilk bakışta. Bakalım yine olacak mı? Buna da bakmak istiyorum. Nerede, bir dakika, dilin olduğu tarafa vurmak istiyorum. Tamam, bu taraf. Şimdi şurada dilin olduğu tarafa vuracağız. Anahtarını da şuraya çıkarayım. Bu da açıldı. Yine açıldı. Bunu ne diyorsun? Evet, her kilit olmuyor. Mesela bunu alırken Nalbur da söylemişti zaten. Bu biraz daha iyi bir kilit. Bunu açmakta zorlanabilirsin demiş. Bu kadar kilidi ne yapacaksın dedi. Alırken doğal olarak. Ben dedim ki biz video işindeyiz sayın abim. Ve ben bu kilitleri kıracağım. Açmaya çalışacağım dedim. Bunları belki açabilirsin ama dedi bunu açamazsın dedi. Bir daha deniyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Yani asma kilitlere pek güvenmeyebilirsiniz bence. İyisini almak lazım arkadaşlar. Böyle değerli bir şeyinizi bununla kilit altında tutuyorsanız bunun iyisini almakta her zaman fayda var. Aa, anahtarı unuttum. Yanlış tarafa vuruyorum. Dilin olduğu taraf arkadaşlar. Ya ne farkı var? Ben bir karşılaştırmak istiyorum şu anda bunları. Şöyle bakın. Yani aynı mekanizma, hiçbir fark yok. Muhtemelen bunun yayı biraz daha sert ve darbelere karşı biraz daha sıkı konumlandırılmış. O yüzden açılmıyor. Şunları bir çıkarayım mı? Bunlar oynaması... Ya bu içine su kaçmasın diye muhtemelen ama yine de bir çıkarmak istiyorum. Bakalım fark edecek mi? Ha, bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bunda yok gerçi. Şuradaki delik açma pimi değil arkadaşlar. Buradan mekanizmayı yağlıyorsunuz şey olduğunda. Sıkıntı yarattığında buradan içeri yağ sıkıyorsunuz ve kapanıyor. Şunu da çıkaracağım. Elime vurdum.
Yok, herhangi bir şekilde açılmıyor. Şimdi başka bir kilit açma tekniği deneyeceğim. Yine internette gördüm. İzlediğim başka bir videodaysa hayatta kalma uzmanı olduğunu düşündüğüm bir abimiz bir kola kutusunun tenekesinden faydalanarak enteresan bir şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Alet maymuncuk gibi bir şey yapıyor ve bunu kilidin şuradaki noktalarına sokarak buradaki dili iptal etmek suretiyle kilidi açıyor. Şimdi ben de bu kolayı içip bitireceğim. Tenekesini alacağım. Abinin yaptığına benzer bir alet yapacağım ve sonra deneyeceğiz bakalım. Evet. Şimdi şunu bir keselim önce. Kola kutusu ya. YouTube'da bence kola kutusu olmasa sıkıntı olur değil mi Yeşim YouTube'da? Kola kutusundan adam yapıyorlar ya. Arkadaşlar inşallah daha fazla izlenip böyle 500 binlerdir, milyonlardır böyle şeyleri görürsek daha ferah bir ofise ya da atölyeye taşınırsam bir metal eritme ocağı kullanacağım. Tamam. Burayı katlıyor. Ben çekiç kullanabilirim. Ben doğada değilim. Burayı da böyle katlıyor. Evet, şimdi şöyle bir şey yaptı. Bundan iki tane yaptı ama ben bir tanesini bir önce bir denemek istiyorum. Buraya giriyor mu bu diye. Evet. Şöyle büktü güzelce. Bunu buraya soktu. Ama kıvrıldı bunun kenarı. Şimdi arkadaşlar o abi Amerikalı bir abimize benziyor. Amerika'da bu tür şeyler daha kaliteli yapılıyor olabilir yani. Biraz daha fazla alüminyum kullanıyor olabilirler. Yeşim Başkan'da Kanada vs. Türkiye atıştırmalıklarını test ettiğiniz video vardı. Kanada'nın atıştırmalıkları daha kaliteliydi. Onu da şuraya bırakayım. Evet, içine soktuk. Bakalım. Yırtılıyor abi bu. Yok, bu bayağı zor ve ustalık gerektiren bir taktik. Sağlam kilidi de bozduk Yeşim. Ya bu bunun anahtarı olmayabilir. Evet. Bu yöntem pek yani nasıl diyeyim? Çalışmıyor. Bir kere de yukarıdan aşağı sokmayı deneyeceğim ve vedalaşacağım bu yöntemle. Son bir yöntem daha deniyorum. Şöyle yapacağım bunu bu sefer. Şöyle bir parça kestim. Biraz büküyorum. Bu sefer dilin olduğu taraftan bunu sokacağım. Evet arkadaşlar, kullandığım bu şey içerideki dili itecek kadar maalesef güçlü değil. Bükülüyor, yırtılıyor vesaire, bu tür şeyler oluyor. En azından bizdeki kutularda bu iş olmuyor. Başka bir yöntem de arkadaşlar, burada kilidin açılmasını sağlayan pimleri tutan yuvaları açığa çıkarmak ve pimleri yerinden çıkarmak. Bunu yapınca açıldığını gördüğüm birkaç video vardı. Şimdi bir eğleyelim bakalım. Bu tarafta mıydı bunlar? Evet. Burada. Şöyle yapayım, bir daha ile çıkarım. İşte bir tane daha. 5 tane yay var. Evet. Bunu nasıl çıkaracağız? Bunu nasıl çıkaracağım biliyor musun? Bak işte, bak 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 bak. Evet arkadaşlar, yaylar bunlar. Şimdi bu yayları buradan
çıkarıyorum. Bu birincisi. Bu ikincisi. İçinden pimler de düştü galiba. Hah işte. Evet, pimler şöyle. Arkadaşlar, elimde görüyorsunuz yakın kameradan zaten. Bunlar anahtarın temas ettiği, anahtarın tırtıklarının temas ettiği ve mekanizmayı döndürmesini sağladığı pimler. Şimdi bu pimleri bunun içinden çıkardık. Görüyorsunuz delikler var burada sadece. Şimdi arkadaşlar pimler olmadığı için buraya herhangi bir şey sokup mesela bu cımbızın ucu gibi bir şey çevirdiğinizde açılması gerekiyor. Bakalım açılacak mı? Tereyağından kıl çeker gibi oldu. Gerçekten biraz uğraştırdı ama bu pimleri ortadan kaldırdığınızda kilidi açabiliyorsunuz. Şu an herhangi bir şey soktuğunuzda tinink açılıyor. Hızlıca arkadaşlar bunu da deneyeceğim. Tekrar bunu mengeneme alayım. Bazı arkadaşlar bana kızıyor bu mengeneyi böyle yerleştirdiğim için ama kızmayın arkadaşlar. Çünkü kamerada daha iyi görünsün diye bunu böyle yapıyorum. İşte buradalar. Oo, bunda 6 tane var. Bak gördün mü işte iyisi böyle oluyor demek ki. Her şeyin bir iyisi var bir kötüsü var. Şimdi bunları bakalım yine aynı yöntemle açacağız. Tekrar alayım şeyimi. Evet pimleri etkisiz hale getirdim. Şimdi bakalım yine aynı cımbızla açabilecek miyiz? Bunu buraya soktum. Olmadı, 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 olmadı. Ha, bir ufak döndü gibi ama cımbız yamuldu galiba. Evet arkadaşlar bunu açamadık. Bu kaliteliymiş. Acaba hepsini çıkaramadık mı ya? Evet arkadaşlar bir tık daha kaliteli olan kilit tamamen bozuldu. Artık anahtar da açmıyor bunu. Muhtemelen içindeki döner mekanizmayı hallettiğimiz için olmuyor. Yok abi, olmuyor. Ama mesela diyelim ki çok sağlam bir kilidiniz var ve anahtarını kaybettiniz ve açmak zorundasınız. Ne yapacaksınız? Size kitaptaki eski numaralardan birini göstereceğim test etmek için. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar kitaptaki en eski numaralardan biri diyor ki hilelerden biri. Bu anahtarlardan kullanın ikisini. Bir tanesini şuraya sokun. Bir tanesini de buraya sokun. Sonra Ömer'e ayarlayana kadar. Sonra bu ikisini böyle bastırın diyor. Şurasını görebiliyor musunuz bilmiyorum size doğru çevireyim. Burası kırıldı bile şu anda. Burası en zayıf nokta. Ne kadar şey olursa olsun. Biraz daha sıkayım şöyle. Evet. Bak bura gitti. Burası kırıldı arkadaşlar. Ama hala kendisi sağlam. Evet arkadaşlar burası kırıldı. Yani bu da o kadar ağam şahamı kilit değilmiş. Çünkü tamam burası sertleştirilmiş, ekstra sertleştirilmiş ama doğru düzgün sertleştirilmemiş. Isıl işlemi düzgün yapılmadığı için burada bir zayıf nokta varmış ve biz bunu çok fazla şey yaptığımız için, gerdiğimiz için çıt diye kırıldı. Aynı işlemi bir de şunda denemek istiyorum. Az önce pimlerini çıkardım. Kilit aslında açılıyor herhangi bir şeyle. Tekrar gösterelim. Ama bakalım aynı numara bunda olacak mı? Tabii buna daha büyük bir anahtar gerekecek büyük ihtimalle. Şuraya sabitleyelim. Şu an sabitlendi. Bunlar işe yarıyor mu bakalım? Nope, bunlar işe yaramıyor. Ne yapacağız? Şunu da şunu deneyelim. Evet. Oh, ne oldu? Bu kaydı. Bir daha. Evet arkadaşlar bu da gayet çalışan bir yöntemmiş. Bence her ne olursa olsun bu kilitlere güvenmek, yani %100 güvenmek, lan ben oraya kilidi taktım demek çok şey değil. Tamam gözünüzün önünde bir yer olursa, ekstra güvenlik kameranız, komşularınız vesaire varsa eyvallah.
gelip biri bunu kırmaya, dökmeye çalışana kadar ya da açmaya çalışana kadar haberiniz olabilir. Ama gözünüzün önünde bir yer değilse, göremediğiniz, denetleyemediğiniz, yakınlarında kimsenin göz kulak olamadığı, bakarak olamadığı bir yerdeyse bu tür kilitlere çok fazla güvenmemek lazım. Gerçekten çok kallavi bir kilit değilse. Bir de böyle şifreli kilitler var arkadaşlar. Bazı videolarda gördüm. Yani normal kasa açar gibi bunları dinleyerek şuradaki tekerleklerin, şifre tekerleklerinin, daha doğrusu kombinasyon tekerleklerinin seslerini dinleyerek ya da hareketlerindeki değişikliklere bakarak bunları açıyorlar. Ama bilmiyorum bunlar kaliteli oldukları için midir nedir? Ben bunu şey yapamadım, beceremedim. Burada iki farklı kilidim var. Aynı şekilde bu şöyle. Biraz daha dairesel. Şöyle göstereyim, bu kaçtı. Ya bu da böyle bir kilit. Bunlar genelde çantaların, valizlerin korunması için kullanılıyor. İki tane fermuar oluyor. Oralara takıyorsunuz. Zaten bunların takıldıkları yerler itibariyle çok güvenli değiller. Eğer çelikten, demirden bir valiziniz yoksa bunu taktıktan sonra herhangi biri bunu kolaylıkla zaten fermuar yerine koparak açabilir. Ve buraları da pek güvenli değil. Yani buna güvenerek bir dolabı kilitlemek ya da bir valizi kilitlemek ne kadar güvenilir bilmiyorum. Şimdi kısaca bir göstermek istiyorum size. Şöyle bir tane pense alacağım. Şurasından tutayım. 30 saniye falan sürdü değil mi? Yani 30 saniyede zaten bunu açabiliyorsunuz. Bu biraz daha şey tabii. Bunu kanırtmak güç biraz. Ama bunu da, ha buna pense falan da girmiyor. Biraz daha güvenli görünüyor, evet. Yani şöyle bir şey tercih edilebilir eğer şeyse. Ama bende bundan bir tane daha vardı. Bu videoyu hazırlanırken bunun bir değişik versiyonu, daha farklıydı. Onu zaten elimle bile şöyle çevirdiğimde tık diye yerinden çıktı. Özellikle bunlara çok fazla güvenmemek lazım. En ufak bir kaba kuvvetle zaten yerlerinden çıkıyorlar. Hatta ama şak diye çektiğinde bile çıkacaktır. Zaten böyle şık, enteresan şey için bu. Böyle günlük falan kilitlersin bununla. Bunlar zaten öyle çok üst düzey güvenlik isteyen işlerde kullanılmaz diye düşünüyorum. Ama yine de valizinizi, çantanızı da kötü niyetli biri kolayca açabilir. Bir pense ya da basit bir tornavida bunun için yeterli olacaktır. Bir de vurma testi yapayım mı şöyle? Şimdi bir dakika, eski haline getireceğim bunu. Evet. Şu an tekrar safe modda. Eski haline getirdik bunu. Şifresini şey yapalım. Bir de böyle çekişle bir... Zaten tık diye yerinden çıktı. Orayı biraz basınç uyguladığımızda bir taraftan yerinden attı zaten. Hadi diyelim bu zaten sizlere ömür arkadaşlar. Buna deneyeceğim. Bakalım. Ama bunu zaten nasıl kıracaksın ki? Bunu en fazla demir makasıyla falan açarsın. Evet arkadaşlar, çekicin birkaç darbesiyle zaten yerle bir oldu. Evet, gerçekten aldığınız kilidin sağlamlığından emin değilseniz, böyle iyi marka kaliteli bir kilidiniz yoksa ben bunlara güvenmeyin derim. Çünkü kolaylıkla açılabiliyor. Yani şu çekiç herkeste var, yani iki kere vurdum mu açılıyor. Buna bir kere vurdum mu açılıyor. Yani şunu baksana, zaten tık diye kırıldı. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim çok keyif aldığım, çok da ne bileyim ürktüğüm bir video oldu. Hırsıza yol gösterme konusunda bana anlayışlı davranacağınızı düşünüyorum. Onlar zaten yolları biliyorlar. Benden öğrenecek bir şeyleri yoktur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone de olabilirsiniz.